Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Yanında Levent Absal var, konuğum. Bu sefer oyun inceleyeceğiz ama Evet. yine ilginç bir oyuna geldin. Evet. Star Control 2. Evet. Ama detayını sen anlat çünkü bazı Evet. noktaları var. Şimdi Star Control 2 çok eski bir oyun. 1992 yılında yapılmış. Çok başarılı bir oyun. Fakat daha sonradan oyunu geliştirenler ile yapımcı arasında bir sorun olmuş. Fred Ford ve Paul Ritchie adında iki kişi oyunu geliştirmişler. Accolade'den çıkmış. Daha sonra Stardock Accolade'i sanırım satın aldı veya oyunun haklarını satın aldı. Şimdi Star Control ismi Stardock'ta. Ve onlar Good Old Games'den şeyi satıyorlardı, bu oyunları satıyorlardı. Fakat Fred Ford ve Paul Ritchie de community'ye, topluluğa oyunun kaynak kodlarını verdiler. Ve bu oyunu Star Control 2 adını kullanmadan, Star Control adını kullanmadan yeniden yapabilirsiniz diye izin verdiler ve teşvik etmişler. Dolayısıyla aynı oyun The Urquhart Masters adıyla bir daha çıktı. Aynı oyun derken grafikleri ne kadar mı ayrı? Grafikleri ne kadar aynı? Çok az çok az iyileştirmeler var. Mesela Windows 10'da direkt çalışıyor. He. Star Control 2 DOSBox üzerinden çalışıyor. Beğenenler nereden, yani ücret karşılığında mı alacaklar şimdi bu durumda? Urquhart Masters tamamen bir topluluk projesi. Ücretsiz. Ücretsiz, tamam. Linkini veririz. Tabii linkini veririz. Oyunu indirebilirler ücretsiz. Zaten 500 MB'lik bir oyun. Tüm paketleri birlikte 500 MB. Paket dediğimizde hani ses vesaire gibi ekstraları var. Evet, ek görev falan yok da şu var. Ekstra müzikler, ekstra sesler gibi şeyler var. Evet. Bu arada oyun 92 yılında PC'ye çıkmış. 2 yıl sonra 3DO diye bir konsol vardı o zamanlar, Panasonic, ona çıkmış. Onda işte sesler biraz daha gelişmiş imiş anladığım kadarıyla. Onun seslerinin ayrı bir paketi var. Sonra Precursors diye bir topluluk bu oyuna özel yeniden müzik yapmışlar. Onlar ayrıca var ve farklı farklı opsiyonlar var. Tamam. Biz şu an Urquhart Masters, yani topluluğun geliştirdiği ve Windows 10'da direkt çalışan ücretsiz olan sürümü inceliyoruz. Oynama Peki. akışı şey aynı. Oyun ne oyunu? Şimdi oyunun konusunu şey yapmak... Konu için demiyorum. Konu, yani tarz olarak söylüyorum. Türünü şey yapmak biraz zor. Uzayda geçiyor. Bilim kurgu, uzay. Biraz strateji, biraz adventure. Çünkü farklı ırklarla görüşüyoruz. Onları ittifaka ikna etmemiz lazım. Bir yandan savaş yapıyoruz. Gerçekten yani arket tadında bir savaş yapılıyor. Bir yandan kaynak topluyoruz. Gemimizi upgrade ediyoruz. Oyun yani bundan işte yaklaşık 26 sene önce yapılmış ama şimdi göreceğiz zaten içeriği muazzam. Başlayalım. Çok da güzel senaryosu var. Her ırkın ayrı hikayesi var. Şimdi sıfırdan bir oyunu açıp demo şeyiyle birlikte, açılışıyla birlikte görelim. Bu portu yapan grubun adı. Bu da yeni ismi. Evet. The Urquhart Masters. Urquhart bir ırkın adı. Oyundaki ırkın adı. Evet, Fred Ford ve Paul Ritchie 3 tarafından 92 yılında yapılmış. 2002 yılında açık kaynak çevrilmiş. Eskiden çok büyük savaşlar olmuş. İşte Alliance ve işte Özgür Yıldızlar ve Urquhart ile onun işte savaşçı ekipleri. Urquhart çok güçlü bir ırk. Düşmanımız onlar yani sonuçta. Evet. Bu savaş sırasında ama galaksinin bir uç köşesinde, bir çok bilinmeyen bir gezegende, daha önce keşfedilmemiş bir gezegene insanlar gidip bir keşif araştırması yapmışlar. O sırada çok büyük bir yeraltı şehri bulmuşlar. Burada çok teknolojik harikalar varmış. Çok antik bir ırk olan Precursor ırkından kalma. Bu ırkta binlerce yüzyıl önce ortadan kaybolmuş. Fakat bu sırada bu aşağıdaki ekip bunları keşfederken Urquhart donanması insanların Alliance ittifakının donanmasını yenip araya girmişler ve yerdeki ekibin dünya ile iletişimini kesmişler. Bunlar da yerde oldukları için yanlarında herhalde fazla bir ekip yok, ekipman yok. Bir şey yapamamışlar. Orada kalmışlar. Yardım beklemişler ama hiç gelmemiş yardım. Ve buraya yerleşmişler, artık yapacak bir şey yok. Yerleşmişler, işte tarım yapmışlar, kendilerini geliştirmişler. Ve işte gezegeni kolonize etmişler.
Bu arada yer altında buldukları şehri de araştırmaya devam etmişler. Bunun amacını keşfetmişler. Bu yeraltı şehrin amacı aslında bir orası bir fabrikaymış. Hmm. Uzay gemisi fabrikası ve tabii çok ileri teknoloji bir fabrika. Bunlar da o fabrikayı kullanarak bir büyük uzay gemisi yapmışlar. Fakat yeterince ham madde olmadığı için uzay gemisinin sadece iskeletini ve sadece elzem olan modüllerini yapmışlar. Ve tamamlamışlar. Şimdi artık amacımız dünyaya dönüp olaylar ne oldu, savaş devam ediyor mu bunları öğrenmek. Zaten diyor ki bu iskelet bile sizin bunları yapmanıza yeterli, dünyaya döneceksiniz. Hı hı. Ve neler olduğunu göreceksiniz. Savaş devam ediyorsa yardım edeceksiniz. Hı-hı. Burada işte boyut atlıyor. Hyperspace'e geçiyor. Zaman işte bükülüyor falan. O yıllar önce neler olmuş bunları öğreneceksiniz diyor. Ve zaten oyun şimdi başlayacak. Ve eğer Urkanlarla savaş devam ediyorsa sona kadar savaşacaksın diyor. Tabi bu 26 yıl önceki bir oyun. Evet. Şimdi bu ana ekranımıza geldik. Şu an yukarıda sol üstte sol yazıyor. Güneş sistemi. Bulunduğumuz yıldız sistemi güneş sistemi. Sağ tarafta da galaksideki koordinatı 175.2 145.0. Biz şey yapabiliyoruz. Direkt ben hep şöyle yaparım. Game kısmına girip settings'den önce şuradan kendi adımı yazarım. Geminin kaptanı kendi adımı yazıyorum. Gemiye de isim verebiliyorsun. Ben Orion diyorum. Başka bir şey de tabii olabilir. Cyborg geri gelmişken söyleyeyim. Savaşlarda otomatik savaşın gerçekleşmesini sağlıyor. Ben hiç kullanmıyorum. Exit menü, Navigate. Bu arada oyunun büyüklüğünü göstermek için biz yıldız haritasını göstereyim. Star Map. Oyun klavyeden oynanıyor bu arada. Gamepad desteği de var. Mouse ama hiçbir şekilde kullanılmıyor. Klavyede de ok tuşları Enter ve Shift kullanılıyor. Bunları tabii değiştirebiliyorsun ama standart şeyler bunlar. Star Map'e geliyorum. Oh. Evet. Buradaki her bir nokta bir yıldız sistemi. Yani 100 küsür tane muhtemelen yıldız vardı. Şu an sayısını bilmiyorum. Ve her bir yıldız sisteminin tabii ortada bir yıldızı var. Farklı sayılarda gezegeni var. O gezegenlerden bazılarının uyduları var. Hepsine gidiliyor mu? Hepsine gidiliyor. Hepsi var. Hepsinin farklı özellikleri var. Bazılarında çok değerli madenler var. Bazılarında bir şey yok. Bazılarında bir oyunun konusuyla ilgili oyunu ilerletecek bazı özel şeyler var. Bazılarında ilkel yaşam formları var. Onları gidip nötralize edip, yani öldürüp DNA'sını toplayıp onun başkasına satıyoruz. Öyle bir karakter de var. Ticaret de var yani. Ticaret de var. Keşif de var oyunda. Şuradaki gri menzil mi? Menzil. Evet, bizim menzilimiz. Şimdi oklarla şu pembe şeyi hareket ettiriyorum. Sağ tarafta fuel yazıyor. Buraya gitmek için ne kadar yakıt harcarsın diyor. Evet, 7 birim yakıt harcar. Şu anda da 10 birim yakıtımız var. Şimdi buradan çıkıyorum. Bizim zaten amacımız dünyaya dönmekti. Şimdi dünyaya gidiyoruz. Dünya 3. gezegen biliyorsun. Bakalım neler olmuş. Burada oyunda şöyle bir şey var. Uzayda olduğu için gerçek uzay mantığında yer çekimsiz ve sürtünmesiz ortam. Bir yöne doğru hızı alırsan o yöne doğru sürekli gidersin. Durmak için ters dönüp tersi hareket, terse gaz vermen gerekir. Geri gitmek veya fren yapmak diye bir şey yok. Şimdi attention interloper. Evet. Heed this recorded message. This drone vessel. Bu Urkan ırkının buraya bıraktığı drone. Bu gördüğümüzde yeşil yaratık Urkan. Alttaki de yanlış hatırlamıyorsam Denari ırkı. Onun çok büyük bir önemi var. Birazdan anlatacağım. Şu an sadece tercüme yapan bir akıllı hayvan gibi bir şey.
Burada diyor ki bizim hiyerarşi kurallarımıza sizin şeyiniz uymuyor. Siz tanımlanamadınız. Burada durmanızı emrediyoruz. Bizim ana gemileri haber verip gelip sizi yargılayacağız. Bunu kabul et, şey yapmazsanız cezası ağırdır falan diyor. Şey, çok güçlü ve yani zor ve bir ırk. Urkuanlar. Şu an gideceğiz ve şey yapacağız, bekleyin burada diyor. Ok tuşlarıyla ileri geri mesela anlamadığınız bir şey olursa sol okla geri alıp konuşmayı bir daha şey yapabilirsin. Şimdi kaçıyor muyuz? Yok, şimdi git sen burada bekle, ben ekibi çağırıyorum dedi. Hmm. Biz ama tabii onu pek dinlemiyoruz. Burası Dünya ve Ay. Burada da bir uzay üssü var. Gittik. Burada şey, uzay üssündeki bizim kaptan, yani şu an tanışıyoruz tabii biz onunla. İşte siz kimsiniz, şu an sizinle konuşamıyoruz falan diyor. Radarlarımız çalışmıyor, enerjimiz çok az falan. Oyunla adventure oyunlarından bildiğimiz gibi bu tarz menüler var. İşte siz kimsiniz diyor. Burada işte köle gezegen, biz şeyiz falan bir şeyler de diyebilirsin. Veya farklı şeyler biri de diyebilirsin. Birisi seçtik. Sağa basarak konuşmayı atlatabiliyorum. Sola basarak demin dediğim gibi geri gidebiliyorum. Bu mesela orijinal oyunda olmayan bir özellik. Bu portta olan ekstra bir özellik. Enerjimiz bitmek üzere. Urkuan efendilerimiz bizi her 5 yılda bir ikmal yapardı ama 8 yıldır gelmediler. Her şey kıt, hiçbir şey çalışmıyor. Bize acil radyoaktif madde lazım diyor. İşte nereden bulabiliriz? Merkür'den bulabilirsin. Merkür gezegeninde vardır diyor. Tamam. Gidelim oraya. Gidelim. Şimdi. Gemimiz şu an çok zayıf durumda. Bu her açıdan zayıf. Dönüş hızı da az. Hızlanması da zayıf. Dolayısıyla buradan da onlar zaten gözüküyor. Bunların hepsi zamanla şey oluyor. İyileştirilebiliyor. Şimdi Merkür'e geldik. Sağda da gezegeni gösteren Sol, evet, yıldız sisteminin Merkür'ü şeyindeyiz. Gezegenindeyiz. Şimdi gezegenin yörüngesine girdik. Bu çok yapacağımız bir iş oyun içinde. Tarama kısmına giriyoruz Enter'da. 3 farklı konuda tarama yapılabiliyor. Mineral, enerji, biyolojik. Biz her zaman otoskeni seçiyoruz. Bu hepsini yapıyor. Mineraller çıktı. Bir enerji çıkmadı. Biyolojik bir şey de şu an çıkmadı. Mineral var aşağıda. Dolayısıyla biz bunları inip alacağız. Nasıl yapacaksın? Dispatch şey zaten otoskenden sonra otomatikman dispatch'e geliyor şey, ikon. Enter'a basınca dispatch kısmına geçeceğiz ama ondan önce şunu anlatmak istiyorum. Şimdi her gezegenin tipi farklı olabiliyor. Yukarıda bazı bilgiler var. Orbit, işte atmosfer, temperature, weather, tectonics. Bunlardan özellikle soldaki son 3 çok önemli. Temperature yüksek olduğunda böyle 2000-3000 derece, 4000 derece olan gezegenler var. Zeminde çok fazla böyle ya alevler çıkıyor. Weather yüksek olduğu zaman class 3-4-5 sürekli yıldırımlar düşüyor. Tectonics yüksek olunca da sürekli depremler oluyor. Şimdi mesela burada yıldırım olmayacak. Az biraz alev olabilir, yangın, ateş olabilir. Bir miktarda deprem olacak. Bunların hepsi bizim aşağı gönderdiğimiz gemideki mürettebatı öldüren şeyler. Bu oyunda şöyle bir mantık var. Gemilerin hasar alması diye bir şey yok. Gemi hasar aldığı zaman içindeki mürettebat ölüyor. Bizim FTL'e benziyor mu bu anlamda? Yani şimdi FTL'de şey de vardı, breach vardı, tabii sistemler devre dışı çıkıyordu ama orada da senin insanların önemliydi. Burada da önemli ama burada karakter anlamında bir şey yok. Karakter geliştirme yok. Tamam. Şu an mesela doğru. Crew 50, 50 tane o bir sayı sadece, 50. Şimdi dispatch diyorum ve şey yapıyoruz, nereye ineceğimizi seçiyoruz. Şimdi sağ aşağıda şey çıktı, bir şekil çıktı, o bizim lander'ımız. Gezegene inen ufak uzay gemimiz. O boş yuvarlaklarda 12 tane mürettebat bineceğini gösteriyor. Soldaki kırmızı taraf mineral, sağdaki de data, biyolojik data. Onlar da onun kapasitesi, toplama kapasitesi. Şimdi iniyoruz. 12 kişi bindi. Şu an geminin altındaki crew sayısı da 38'e düştü. Çünkü gemideki 50 kişiden 12'si buna bindi. Şimdi yani bu toplamayı da sen yapıyorsun. Tabii ben yapıyorum. Topladım. Şu an mesela daha fazla toplayamam. Çünkü mineral deposu doldu geminin. Peki buraya istediğim kadar inebilir miyim? Evet. Shift'e bastım.
geri çıkma. Oyunda shift genelde geri çıkma, cancel gibi veya back gibi, enter'da giriş gibi çalışıyor. Şimdi sağdaki ekranda bizim uzay gemisinin olduğu yerde aşağıda crew 50 yazıyor. Onun altında da bir bar var. O bizim depo modülümüz. Bu gemide şu an bir tane depo modülü var. Ve onun da beyaz olan kısmı ne kadarın dolduğunu gösteriyor. Demin bomboştu. Şimdi aşağıdan getirdiğimiz materyalle o biraz doldu. Şimdi iki kez daha ineceğiz. Peki o kapasite arttırılabiliyor mu? Tabii. Crew kapasitesi arttırılabiliyor mu? Her şey arttırılıyor. Yani o da arttırılıyor. Şey de arttırılıyor. Ayrıca bu aşağı gönderdiğimiz lander'a da işte ısıya karşı kalkan, sarsıntıya karşı kalkan gibi şeyler ekleyerek daha hostile'liyim yani. Yaşanamaz yerlerde, daha tehlikeli yerlerde de inip maden toplamanı mümkün kılıyor. Şimdi kaynak toplamayı da anladık. Burada şöyle bir şey var. Şu her rengin farklı bir anlamı var. Mesela şu gri olan noktalar base metaller. Şimdi onları göstereyim. Kırmızı var, sarı var. Evet. Şu sarıları da toplayayım. O şeye hemen göre değil mi? İhtiyacın olan şeyin bir tabii ki maddesi var özel olarak istiyor senden. Aslında şimdi bu her şekilde resource. Bu arada benim bir şey oldu. Sağ altta 12 adamımız vardı. İki tanesi öldü. Artık gemide 10 adam kaldı. Evet. Şimdi geri dönüyorum. Artık ana gemide 48'e düştü. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Buradan çıkıyorum. Şimdi diğerlerini de normalde hepsini almak lazım normalde ama şu an gerek yok. Gerek yok. Manifest'ten kargoya basıyorum. Şimdi burada mineraller gözüküyor. Solda rengi gözüküyor. Altta ismi gözüküyor. Common, sıradan materyaller. Bir tanesi bir birim para ediyor. İşte korosivler 2, base metaller 3 böyle gidiyor. Radyoaktif maddeler, turuncular 8, ondan 32 tane toplamışız. En altta da egzotik materyaller, onların her biri 25, çok değerli bir şey. Hı hı. Free 353, gemideki boş depo kapasitesi de şu an 353. Aşağıdaki ikonda mor, kare olan, biyolojik data. O da ayrı bir para kaynağı, ayrı bir para birimini kazanmamızı sağlıyor. Güzel. Çıkıyorum. Şunları da hazır gelmişken göstereyim. Devices özel ekipmanlar zamanla alıyoruz. Özel şeyler, gemiye monte edilen oyunda bir ekstra özelliği olan şey. Onlar burada gözüküyor. Roster'da şu an bizim gemimizin yanında bir tane daha gemi var. Ufak gemi var. Biz birlikte gidiyoruz ama ana gemi ortadaki. O yandaki gemiden bizim gemiye adam transfer edebiliyoruz. Şu an o gemide, Earthlink onun adı, 18 adam var. Oradan şimdi Enter'a bastım. Oradan benim ana gemiye iki tane adam transfer ettim mesela. Savaş olduğunda da yanındaki gemilerden bir tanesini seçip onunla savaşıyorum. Bazen ana gemiyle savaşıyorum, bazen de yanındaki diğer gemilerle. Şimdi navigate diyorum, buradan çıkıyorum. Bir miktar maden topladık ve şeye gidiyoruz. Dünyaya geri dönüyoruz. Bunu sen kumanda ediyorsun şu anda. Şu an ben kumanda ediyorum. Şimdi gaz verdim. Şey yaptı, gezegen ekranından çıkınca bir duruyor. Mesela yanından kaçırdım, boyun böyle bir şeyi var. Özellikle başlarda dikkatli olması gerekiyor. Yoksa yanından geçip gidiyorsun. İleride gemi çok daha atak oluyor, hızlı dönüyor. O yüzden çok sorun olmuyor. Şimdi buldun mu şeyleri diyor. Evet bulduk diyeceğim. Tamam alıyoruz şeyleri. Her şey düzeldi zaten, görüntü düzeldi. İşte kimsiniz filan. Bayağı bir burada diyalog var. Bunları konuşmaya gerek yok. Hepsini dinlemeye gerek yok. İleride tam oynanırken şey yapılabilir. Burada şey diyoruz özetle. Biz yeni bir şeye başlayalım. Yeni bir işte özgürlüğümüzü kazanalım. İşte yapabiliriz. Yeniden şey yapalım. Peki bu birliğin adı ne olacak diyor. Orada bir isim seçebiliyorsun. İşte Levent'in Krallığı da diyebiliyorsun. İşte yeni özgür yıldızlar Konfederasyonu falan da diyebiliyorsun. Oyun bu şekilde ilerliyor. Şimdi daha ileri bir save açayım. Şöyle yapalım. Node game. Burada save noktasında save'lere isim veremiyoruz ama o anki durumu görebiliyoruz. Şurada bir savaş öncesinde kaydetmişim. Valla bu da çok zor bir savaş. Gemide o yüzden sonuç kötü olabilir. Olsun. Mekaniği görmek istiyorum ben sadece. Şeylerle karşılaştık bu ırkla ve şey menüsü çıktı. Konuşacak mısın, saldıracak mısın? Önce bir konuşalım. Saldırsaydık.
Bu da farklı bir ırk. İşte diyoruz ki biz mesela dünyadan geliyoruz, barış içinde geldik. Bu da diyor ki işte evet biz de barışla geldik falan diyor. Ama önceliğimiz değiştirildi. Yeni öncelikler belirlendi. Hedefi minerallerine, moleküllerine ayırıp kaynak olarak almamız lazım. Dedi. Bir anda fikir değiştirdi. Onun da mesela çok komik bir hikayesi var. Burada işte gemi seçiyoruz. Ben ana gemiyi seçeyim. Tamam. Ana gemide şu an 43 tane mürettebat var. Şimdi savaş ekranımız bu. Şu an hafiften canımıza okunuyor. Çünkü çok güçlü bir, çok hızlı bir gemi o ve biz de çok zayıfız. Oyun ilerledikçe yeni teknolojiler elde ediyoruz. Şu an çok az hasar verdik. Bayağı hasar aldık. Evet. Ölümümüz çok yakın. Mesela burada gezegen var. Gezegenin çekimi var. O çekimden faydalanıp normalde ulaşamayacağın hızlara çıkabiliyorsun. Ama gezegene çarparsan da hasar alıyorsun. Ve burası da gene uzay mantığında gidiyor. Ben mesela çok hızlanmıştım. Gidip çarpacaktım. Çarpmadan zaten beni öldürdü. Patlattılar. Evet. Ölünce ne oluyor? Oyunlar orada bitti mi? Ana gemimiz öldüğü için bitti. Hmm. Ama mesela şey deneyelim istersen. Farklı bir gemiyle deneyelim. Aynı yeri açıyorum. Direkt attack diyelim. Bunu seçeyim. Şimdi hepsinin çok farklı şeyleri var. Bunun mesela güdümlü füzesi var. Ama öyle seri kullanama diye o. Evet, çok iyi. Çok sevindim. Iyi. Şimdi bu gemiyi patlattığımız için oradan bir resource unit, RU, ana para birimi bu, RU, resource unit kazandık. Şimdi mesela oyunun güzel yanlarından biri oyunun senaryosu. Şimdi bu demin gördüğümüz gemiyle ilgili kısa bir hikayesini anlatayım, çok kısa. Şimdi farklı bir ırk var, kendi gezegenlerinde yaşayan. Bunlar tüm galaksiyi keşfetmek istiyorlar, barışçıl bir ırk. Ama gezemiyorlar fazla. Bir tüccardan bu robot, işte drone'u alıyorlar. Drone geçsin, bize bilgi getirsin, bize anlatsın falan diye. Drone'un bir özelliği daha var. Yolda materyal buldukça onları parçalayıp kendini replike ediyor. Böylece birken iki oluyor. Hı-hı. İkisi aynı daha hızlı galaksiyi arıyor. Keşfediyor. İkiken üç oluyor, dört oluyor. Ve geri gelip bilgileri anlatacak. Barışçıl bir şey. Fakat drone'u göndermeden önce o ekipten bir tanesi şey yapıyor. Ya bu iş hızlı olsun diye önceliklendirmede kendini replike etmenin ağırlığını, anlamsal ağırlığını birden 500'e çıkartıyor. Dolayısıyla drone yani aşırı önemli hale getiriyor replikasyonu. Drone ne görse saldırıyor. Aslında amacı barışçıl ama kendini çoğaltıp daha hızlı şey yapmak için, programı öyle yapıldığı için bulduğu maddelere evet, saldırıyor. Sen de bir sonuçta maddesin, seni de parçalayıp şey yapmak istiyor. Dolayısıyla onunla nasıl konuşursan konuş, sen hep saldırıyor. Ya ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu oyunda sen çok fazla işte gezegen var ya sistem var ya, bu oyun bitiyor mu? Bitiyor tabii, bitirdim. Nasıl bitiyor? Yani şöyle şunu söyleyeyim. Mesela bizim günümüzün oyunlarında ana hikayeyi bitirirsin evet. Ama çok geniştir ya her şey. Evet. Devam edersin. Öyle evet. Mi bitiyor yoksa hikaye yok. Bitti mi bitiyor mu? Şöyle şimdi bu oyunda bir aslında zaman sınırı var. He. Şu an mesela şu an tarih ne? 8 Mayıs 2155. Şu an şeyi hatırlamıyorum da 2-3 yıl sanırım süremiz vardı. Hı hı. Sonra oyun bitiyor. Çünkü kısaca şeyini anlatayım. Hikayesini anlatayım. Yani bu oyundan 5 tane film çok rahat çıkar. Şimdi Urkuan ırkı var. İşte galakside bir sürü ırk var. Barış içinde yaşıyorlar. Urkuan ırkından bir gemi bir gün daha önce hiç keşfedilmemiş bir gezegene iniyor. O gezegende de demin gösterdiğim hani tercüme yapan akıllı hayvan dedim ya. O ırkın normal esas hali var. Dinari miydi? Neydi onun adı? O ırkın özelliği de beyin kontrolü yapabilmesi. O Urkuanlar o gezegene indiği anda ve yere yani ayağa bastıkları anda, adım attıkları anda bunlar Urkuanların beynini kontrol ediyorlar ve oradaki tüm böyle birkaç bin o yaratığı gemiye almalarını sağlıyorlar ve ana gezegenlerine gidiyorlar. Orada tüm
o Urkan medeniyetini çok kısa sürede beyin kontrolü altına alıyorlar ve köleleştiriyorlar. Urkanlar da zaten güçlü bir ırk. Onlarla yayılarak hep sürekli beyinlerini kontrol edildi. Tüm galaksiyi, tüm galaksideki tüm ırkları kontrol etmeye başlıyorlar. Hı hı. Beyin kontrolü ve yani tüm galaksiyi köleleştiriyorlar. Sadece bir ırk var, böyle taştan yapılmış bir ırk. Onlar dirençli. Onları da Urkan'la öldürtüyorlar. Ve böyle 2000 yıl kadar falan geçiyor. Bu arada şey yapıyorlar. Urkanlar favori köleleri, Urkanları genetik olarak ikiye ayırıyorlar. Yeşil Urkanlar, işçi ve bilim adamı Urkanlar ve siyah Urkanlar, savaşçı Urkanlar. Bir ırkta iki farklı ırk yaratıyorlar. Daha sonra bir gün Urkanlardan bir tanesi ölmek, yani ölüm benzeri, ölüme yakın bir tecrübe yaşıyor. Çok acılar çekiyor, bir olay oluyor. Ve o anda çok kısa süreliğine beyin kontrolünden kurtuluyor. Bunu fark ediyor ve hemen bir broadcast yapıyor, yayın yapıyor. Çok yoğun acı çekerseniz beyin kontrolünden kurtuluyorsunuz diye. Bu tüm şeye yayılıyor, Urkanlığı yayılıyor. Hatta galiba galaksiye yayılıyor. Ve herkes bunu yaparak, kendilerini acı çektirerek özgürleşiyorlar ve hatta bazı makineler yapıyorlar. Kendilerini öldürmeden sürekli acı veren mekanik şeyler yaparak özgürlüklerine kavuşuyorlar ve kısa sürede bu beyin kontrolü yapan ırkı ortadan kaldırıyorlar. Hatta intikam olsun diye o ırkı genetiğiyle oynayıp işte salaklaştırıp beyin kontrolü özelliklerini ortadan kaldırıp sadece tercüme yapan bir işte evcil hayvan, pet diye geçiyor oyunda. Translation pet'e çeviriyorlar ve hep yanlarında şey yapıyorlar, bir anlamda intikam. Sonra şöyle bir şey oluyor. Urkanlar diyor ki yani hepsi. Yani 2000 yıl boyunca köle yaşamışlar. Bu bir daha bizim başımıza gelemez. Gelmemeli. Bunu garanti etmeliyiz. Biz bir daha köle olamayız. Hep özgür kalmalıyız. Yeşil Urkanlar diyor ki evet diyor. Bunun için diyor tüm diğer ırkları kendi gezegenlerine hapsedelim. İsteyenler bizim savaş kölemiz olsun. İstemeyenlerini de gezegenlerine hapsedelim bir enerji kalkanıyla diyor. Siyah Urkanlar da diyor ki Kora Urkan. Hayır diyor, bu yetmez diyor. Diğer tüm ırkları öldürmeliyiz diyor. İşte ikisinde farklı doktrini var. Doktrin isimleri de var. Karar, fikir ayrılığı çıkıyor ve bunlar şey oluyorlar. Birbirlerine giriyorlar. Aslında aynı şeyden gelen iki ırk birbirlerine giriyor. Sonra diyorlar ki biz birbirimize savaşmayalım. Galaksinin iki farklı şeyine gidelim. İki zıt şeyine gidelim. Herkes kendi bildiği yoldan devam etsin. Bir daha karşılaştığımızda ölümüne savaşalım ve kim kazanırsa o kazansın. Şimdi burada işte o Urkan grubuyla Korah grubu birbirine giriyor. Ve Korahlar daha kuvvetli. Fakat ikisi de bizim düşmanımız. Hangisiyle karşılaşırsak ikisi de bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de diğer ırkları bulup, onların ana gezegenlerini falan bulup, onları bizim yeni kurduğumuz bu Alliance'a, ittifaka, özgür ırklar, özgür yıldızlar ittifakına üye olmayı ikna etmeye çalışıyoruz. Bazıları nötr şey oluyor, katılıyor. Bazıları Urkuanların savaş ekibine katılmış. Onların ittifakında bir anlamda bize saldırıyorlar. Ve her ırkın da farklı farklı bir sürü hikayesi var. Çok şey... Sonuçta ben düşmanları yendiğim zaman oyun bitecek mi? Şey yapmak gerekiyor. Tek başımıza yenemiyoruz. Tamam, yani bir şekilde yendim. Evet, oyun bitiyor. En sonunda Korah'ın çok büyük bir şeyi var. Samatra diye çok büyük bir uzay gemisi var. En sonunda da onu yeniyoruz. Ve oyun öyle bitiyor. Ama belli bir süremiz var. Çünkü o belli süre dolduktan sonra Urkan'la Korah savaşıyor dedim ya. Korah sürekli Urkan'ı zayıflatıyor. Bir noktadan sonra yok ediyor ve yok ettikten sonra artık Korah şey oluyor. Yenilmez oluyor. Yenilmez hale geliyor. Evet. O olmadan şey yapmamız gerekiyor. Zaten haritada da onu görüyoruz. Böyle iki ekibi ileride mesela şu an Ulbrat ve Spati diyor ya, onlar iki farklı ırk. O ırkın galaksideki şeyi. Büyük şey, etki alanı. O etki alanı, evet. Ana gezegenleri de orada bir yerde muhtemelen. Şimdi mesela şeyi göstereyim, hyperspace'i göstereyim. Şu an oyun daha ileri bir noktasındayız. Mesela demin bir tane şey depomuz vardı. Şu an iki tane depo var. Gördüm, evet. Burada şey yapalım. Mesela şuraya Ziman şeyine gidelim. Şu an Beta Reinet'teydik. Buradan çıkalım. Yıldızlar arasında seyahat için hyperspace'e çıkıyoruz. Onun da bir yakıt maliyeti var.
Ayrıca şu an Hyperspace'e çıktık. Hyperspace'te sağ yukarıdaki koordinatı görüyorsun. O koordinat Hyperspace'teki ve ana Star Map'teki koordinat, yoksa yıldız sistemin içindeki koordinat değil. Orası zaten ufak bir alan gibi düşünebilirsin. Sağda aşağıda da harita mı var? Evet. Burada şey de yapabiliyoruz. Star Map'e girip mesela herhangi bir yer seçip hem yakıtı gözüküyor hem adı gözüküyor yukarıda. Artı eksiyle zoom da yapılıyor. Bu orijinal oyunda yoktu. Mesela Zima'na geldim. Enter'a bastım. Bir rota çizdi. Orada bir çizgi çekiyor. Shift'e basıp çıkınca otopilotta direkt oraya gidiyor. Burada başına bir şey gelmez geliyor, mi? Geliyor. Şöyle gelebiliyor. Orada iki tane yan yana şey vardı. Biz ikinciye istemiştik. Oraya gittik. Orada mesela farklı gemiler seni Hyperspace'ten geri indirebiliyorlar. Öyle bir siyah delik takip ediyor. Seni yakalarsa aşağı çekip seninle savaşıyor veya konuşabiliyor. Peki bu oyun bayağı detaylı bir oyun. Çok detaylı. Peki yeni başlayan, sen bunu tamam bitirmişsin. Yeni başlayan biri de hani gözü korkmadan oynayabilir mi? Ne diyorsun? Bunları, bu kadar bilgi nereden öğrenecek zaten? Hani yani bu kadar bu gezegenlerin bilgisini, madenlerin bilgisini. Bunun oyun o konuda yardımcı oluyor mu? Yardımcı oluyor tabii. Oyunda yani bayağı diyalog var. Biraz tabii o diyaloglara bakmak lazım. İnternette çok şey var, forum var. O forumlarda da işte ne zaman ne yapılır, onlar anlatılıyor. Hatta burada da tüccar bir ırk var, Menrom ırkı. Onunla karşılaşırız diye bakıyorum. Onunla da işte farklı bilgiler şey yapıyorsun. İngilizce lazım. Evet, İngilizce lazım. Yani mesela, bu kadar sürede Türkçesinin çıkmaması da ilginç. Yani böyle bir komünitesi var bunun. Evet. Türkler hiç bir şey yapmamış mı? Yapmamış. Aslında keşke yapılsa. Bu arada bu oyunun bir özelliği de çok iyi bir mizah anlayışı var. Yani hem çok komik diyaloglar var, hem Urkuanlarla çok şey, Urkuanlar çok saldırgan, Duruk diye bir ırk var, çok böyle saldırgan ırklar da var. Çok komik ırklar da var, böyle ürkek, korkak ırklar var. Hepsinin kendine şey var, özelliği var. Mesela şu anki konuşma hoşunuza gitmiyorsa, bu zaten normalinde olan bir şey değil. Bu ek bir paket, 180 MB'lık bir paket. O dosyayı o klasörden çıkarttığın zaman konuşmasız ses gidiyor. Evet, şeyler, diyaloglar gidiyor. Yazı olarak okumaya devam ediyorsun. Burada bu adamlar mesela şey, madenlerle ilgilenmiyor. Biyolojik şeylerle ve gökkuşağı gezegeni diye bir gezegen türü var. Çok az bulunuyor. Onları bulursan Star Map'te, onların koordinatını söylediğin zaman onlarla kendi para biriminde sana para veriyor. O para birimiyle bundan alışveriş yapabiliyorsun. Bu da teknoloji satıyor. İşte yeni silah teknolojileri alıyorsun, yeni bilgiler alıyorsun. Mesela şey, mineral zengin gezegenler nerededir gibi bilgiler alıyorsun. Veya galaksinin geçmişiyle ilgili bilgiler alıyorsun. Bunların hepsini adamlar parayla satıyor. Şu zamanda bile birçok oyunun içinde kullanılan mekanikleri gördük. Evet. 26 sene mi dedin? 26, 92 yılında yapılmış. Şeyi de göstereyim. Bizim uzay üssümüze bir gidelim. Oradaki gemiyi upgrade etme şeylerini göstereyim. Onunla ilgili save'e bakalım. Evet. Ya direkt gidelim istersen. Çok uzak değil. Şu anda koordinat değişmiyor. Dediğim gibi şey çıkınca koordinatla şey yapılacak. Burada şu önemli. Bir gezegen yıldız sistemine gidince oyunun ilk başlarında özellikle birçok madene ihtiyaç oluyor. Tabii. Gidiyor, sürekli maden topluyoruz. Savaştan kaçmaya çalışıyoruz çünkü gemimiz çok zayıf. Şuradan şey işaretleyeyim. Artık yerini ezbere biliyorum, güneş sistemi. Evet. Neye geçtik? Otopilotta gidiyor. Bir yandan şeye bakmak lazım, sağ alt köşeye bakmak lazım. Oradan siyah bir nokta gelirse manevra yapıp ondan kaçmak gerekiyor. Eğer bir savaşa katılmak istemiyorsak, girmek istemiyorsak. Şimdi üstümüze gidelim. Buradaki müzik çok güzel. En sevdiğim oyun müziklerinden biri burada. Starbase Commander'a gidip şey yapabiliriz. İşte I'm Minerals to Offload. Bir miktar mineralim var. Sağda çok az bir miktar mineral var. 1119 da resource unitimiz var. Verdik. O tık 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 hepsini düşüyor. 16 tane de şey var. Ama o biyolojik şey var. Burada işe yaramıyor. Outfit Starship. Şimdi bu upgrade kısmı. Yakıt da burada alınıyor. Fuel. Fuel'ın tanesi 20 resource unit. Burada şöyle bir güzellik var. Burada aldığınız her şeyi geri verebiliyorsunuz. Veya almadan da var olan fazla fuel'ınız varsa onu da geri verebiliyorsunuz. Ve
alış satışta fiyat farkı yok. Ben mesela yanındaki o beyaz gemiyi vermiştim. Aynı alış fiyatına geri vermiş oldum. Onunla gittim başka upgrade'ler yaptım. Şimdi ben, silah mı takacaksın? Evet. Şimdi yakıt dolurum. Solda bir kırmızılı şey var. Ortası kırmızı olan bir modül var. O yakıt deposu. Ve doldukça o doluyor. Evet. Oradan görebiliyorsun. Onun şeyi 50. Bir 50 veya 60. 60 ne? Onu doldurdum. İleride mesela şey çıkıyor. Gelişmiş yakıt deposu çıkıyor. Bir modülde 120 veya 100-120 falan tutuyor. Modüle geldim. Şimdi şunlar boş noktalar. Şu mesela yoktu sonradan ben aldım. Storage Bay. Maliyeti 750 ve 500 şey sağlıyor. Nedir onun adı? Depolama kapasitesi satıyor. Mesela bunu satalım. Sattım. Hop, evet. 1369 oldu. Paramızın miktarı şeye gitti, yakıta gitti. Bakalım şimdi neler alabiliyoruz? Creepot 2050 tane insan taşımını sağlıyor. Storage Bay, Fuel Tank, yakıt deposu. Mesela basalım. Maximum Fuel 60 diyor ya. Şimdi 110 oldu. 10 tane kendi şey var. 50 tane de her bir fuel depodan. Silah yok mu silah? Silah var. Dynamo unit'i anlatayım. Savaş kısmında daha detaylı gireceğiz. Bu dinamo savaş sırasındaki enerjinin daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Detayına savaş kısmında bir daha gireriz. Başka neler var? Şu an bu kadar ama ileride daha farklı modüllerde geliyor. Zaten burayı bayağı büyütüyorsun. 200 mürettebatın oluyor, bir sürü depon oluyor. Çünkü iniyorsun bir sürü maden topluyorsun falan. Bir süre sonra maden toplama işi artık çok önemliğini kaybediyor, önemsiz hale geliyor. Onları azaltıp dinamoya ve silaha geliyorsun. Mesela silahta da şu ilk üç nokta zaten rengi farklı ve sondaki noktanın bir özel durumu var. Sadece onlara silah eklenebiliyor. Mesela bastım. Burada diğer yerlerde olmayan silah seçeneği de çıktı. Ion Bolt Gun. Bu işte bir silah türü. En zayıf silah şu an. Bizde zaten başka silah teknolojisi yok. Bunu en arkaya koyduğumuz zaman... Fark ediyor mu? En arkaya koyduğum zaman ateş ettiğinde arkaya ateş ediyor. Yani. Öne koyduğun zaman... Yani bu modülleri bir sağa sola koymanın bir etkisi var mı? Silahlarda var, diğerlerinde yok. Tamam. En öndeki silah slotu, buraya silah dışında başka şeyler de koyabiliyorsun ama silahları sadece şey koyuyorsun, bu ilk üç ve sondakine. Peki. İlk slotta öne atıyor. İkinci slotta öne ama hafif çapraz olarak atıyor. Üçüncü slotta da iki yana atıyor. Yani ben mesela genelde şey yapıyordum. İlk ikiyi atıyordum. Şöyle bir tane öne iki tane de çaprazı atıyordu. Şöyle ama dar açıyla çaprazı atıyordu. Hem vurma ihtimalin artıyor hem de yani ikisini birden vurdurursan daha yüksek hasar veriyorsun. İleride şey çıkıyor. Guide gibi şey çıkıyor. Yani guided missile gibi attığın şey biraz yöneliyor düşmana doğru. Tamam. Daha kolay vuruyorsun. Peki şimdi bitirmemiz lazım. Neyle bitirelim? Çok kısa bir iki şey daha var. Onları gösterip savaşla bitirelim. Savaşla bitirelim. Şurada şunlarda daha hızlı dönmeni ve daha hızlı ilerlemeni sağlayan modüller. O bilgileri aşağıda yazıyor. Şunlarda şeyler. Lander'lar, minikler. Ben mesela bir tane daha ekstradan almışım. Daha fazla alabiliyorsun. Şimdi bir ekran daha var. O da Shipyard. Burası da önemli. Çünkü mürettebatı da buradan alıyorsun. Şurada mesela şu Creepod'da basıp eksik mürettebatımı arttırıyorum. 50'ye kadar arttırdım. Gidip bu gemideki mürettebatı da arttırdım. Sonra buradan yanıma yeni gemi alabiliyorum. Fakat elimde blueprint'i olan gemileri satın alabiliyorum. Mesela şu ikinci gemi bana özel olarak geldi. İçinde kendi kaptanı da var. Ama blueprint olmadığı için ondan başka üretemiyorum. Anladım. Onun blueprint'i lazım. İleride çok iyi blueprint'ler alıyoruz. Onları da yapıyoruz. Bazı savaşlara ana gemiyle değil onunla çıkıyoruz. Tamam. Burası böyle. Bir de oyunun bu uzun kısmını oynamak istemiyorum. Direkt ben savaşmak istiyorum diyenler için bir modu daha var. Adı da Super Melee. Super Melee'den oyunun Super Melee kısmı açılıyor. Bunun senaryoyla hiç bilgisi yok. Oyunun senaryo kısmıyla ama direkt savaş yani. Ana oyunda olan bütün gemiler hepsi burada. Ana gemi hariç. Bütün hepsi burada var. Bütün özellikleri birebir aynı. Burada tamam. Da şöyle, şimdi birebir bu oyun, bir bilgisayar, bir insan da oynayabilir. Sen bilgisayara karşı oyna. Tamam, sonra istersen karşılıklı. Sen bunu iyi oynuyorsun. Biraz, evet, biraz iyi oynarım. Ben standart takımla şey yapayım,
Metal diyorum. Şuradan da şey. İnsan, işte zayıf bilgisayar, iyi bilgisayar, en iyi bilgisayar. Şey de var, netten, ağ üstünden de oynamak mümkün ama onu hiç denemedim ben. Bu arada Gamepad de destekli bir oyun. Yani Gamepad ile bu kısım daha iyi olabilir çok aslında. Çok güzel oynanabilir. Evet, zaten tek klavyeden de iki kişi oynayabiliyor bu arada. Yani bir taraf işte A, W, D, S onları kullanıyor, bir taraf bunu kullanıyor. Şimdi Battle dedim. Şey başladı, bilgisayar birisini seçti. Ben de bir gemi seçeceğim veya soru işaretine basarsam rastgele seç demiş oluyorum. Şimdi mesela Urquhart'ı seçelim. İyi sayılacak bir eşleşme çıktı. Şimdi karşımdaki geminin bana... Güdümlü atıyor sana. Güdümlü atıyor, evet. Karşımdaki geminin pek bir şansı yok bana eğer yakalayabilirsem. Enter'la ateş ediliyor. Onun attığı şeyi vurabiliyoruz. Vurdum. Allah. Evet. Şimdi kazandım. Evet, bu arada işte o şey şarj enerjim oldu. Azaldı, artıyor geri ama crew da azaldı. Hmm. Şimdi enter ateş, shift de özel hareket. Şimdi mesela bunun özel hareketi ne? Benim geminin özel hareketi. Bu arada bizimle bayağı bir dans edecek bu gemi. Benim gemideki iki kişi, iki tane asker mürettebat gemiden atlıyorlar ve düşman gemisine gidip dışarıdan ona böyle lazerle ateş ediyorlar. Ama o gemiler, o adamlar dışarıdayken benim mürettebatım da azalmış oluyor. Bak ya, şimdi göndereceğim. Azaldı. Mesela azaldılar. Gördüğün şeyde. Adamlar mutlaka isabet ediyor mu peki şeye? Düşmana? Yetişirse isabet ediyor. Ama hem onların bir yani dışarıda kalma süreleri var. Ya, o da var. Bir noktadan sonra geri dönüyorlar. Geri dönmek istiyorlar. Ama geri dönerken de sana ulaşamazlarsa yine ölüyorlar. Hatta onun düşman ateş ederek de öldürüyor onu. Meteor çarparsa da ölüyor. Şimdi mesela ben başka bir gemi seçeceğim. Neyi seçelim? Yat. Bu da çok yırtıcı, sevdiğim bir gemidir ama iyi oynamayı gerektirir. Bunun mesela özel hareketi güç kalkanı. Ama şey... Zamanlamayı da iyi yapmak zamanlamayı lazım. İyi yapmak lazım çünkü boşa şeyi gidiyor. Çok az. Bataryası çok az. Bir iki saniyeliğine şey yapabiliyor. Bu arada geminin arkasından çıkan şey geminin motorunun diyelim bıraktığı iz. Oradan geminin hangi yöne gittiğini daha rahat görebiliyorsun. Onu şey yapmışlar. Evet. Bir de gaza basıyor musun basmıyor musun? Mesela gaza sürekli basmak zorunda değilsin. Doğru. Ben demin gittiğim yöne gitmeye devam ediyorum ama gaza artık basmıyorum. Hatta istediğim yöne dönebilirim. Ama yani uzayda olduğu gibi gerçekten de bir yöne hız aldıktan sonra gaza basmama gerek yok. Şey oluyor. Gerçek uzaydan bir farkı bir top speed var. Yani gaza basmaya devam edip gittikçe hızlanmıyorsun. Belli bir hızda duruyor. Bunun dışında gezegen var. Gezegenin yer çekimi var. Şimdi buna karşı ne kullanalım? Onu. Bunu mu? Ben en çok onu seviyorum. Bu çok iyi bir gemi de bu savaş bitmeyebilir. Güdümlüğü al. Ben şunu alayım. Tamam. Şimdi mesela bu geminin özelliği de ateşe basıp basıp tuttuğun sürece attığı şey ilerlemeye devam ediyor. Diğer özelliği de özel hareketli de şey. Bu ben çiçek açma diyorum. O mesela çok enerji harcıyor. Oo. Ucuz bir şey olsa enerji maliyeti olarak sürekli yaparsın ama bu gemide görünmez oluyor gördüğün gibi. Bunu oynayan da göremiyor ama şeyden yıldızların bir anlık sönmesinden ve kendi tuşa basma şeylerini bildiği için nereye gittiğini az çok şey yapabiliyor. Gezegenden yine kısaca bahsedeyim. Gezegenin belli bir çekimi var. Gezegene yaklaşıp onun yörüngesinden hız alıp normalde ulaşamadığın... Şeye çarparsan? Gezegene çarparsan hasar alıyorsun ve geminin ne kadar büyükse o kadar ağır hasar alıyorsun. Mesela şu an ben alamayacağım bir hızsa ulaştım ama yaptım. Kullanamadım. Şey taktik işe yaramadı. Bu savaştığımız gemide mesela Maikon onun özelliği, özel hareketi tam gücünü harcayıp 4 tane mürettebatını geri hayata döndürmek. O yüzden onu tam öldürmediğin sürece verdiğin hasar şeydir. Geçici hasardır. Oo, çok iyiydi. Evet. Şimdi bu işte her geminin inceliği var, şeyi var. O kadar çok farklı özellik var ki bazı gemiler normal standart oyun kurallarına uymuyor. Demin yer çekiminden bahsettim. Belli bir hız alıyorsun, gidiyorsun. Demin savaştığımız ufak gemi mesela yer çekiminden etkilenmiyor. Gazı kestiği anda duruyor.
ve gemi mesela gezegenin yanına gidip onun dibinde yer çekiminden etkilenmeden durabiliyor. Bizim attığımız şeyler de ufak bir miktar durduktan sonra şey yapabiliyor. Evet. İyi. Biz de çok hasar aldık ama. Tamam, bu da işin karşılıklı ve savaş evet, kısmıydı. Bu çok zevkli. Bunun saatlerce oynanır, turnuvası yapılır. Birebir tek bilgisayarda şey yapılabilir. Bu mesela tüccar olan ırkın gemisi. Şeyi tekrar hatırlatalım. Bu oyun komple bedava. Bedava, full. Açıklama kısmında linkini koyarız. Yani, tabii. Artı hani şeyi de konuştuk. Geliştirilmeye bir yandan devam ediyor değil evet. mi? Yani yasal olarak hani komünitenin yaptığı değil de bir daha hani. Evet, onları anlatayım. Şimdi bunun dışında bu oyunun bir de HD hali var. Ha, bir de HD hali var, doğru. Masters HD diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Grafikleri iyileştiriyor değil mi? Grafikleri bayağı daha iyi ama temel olarak aynı ama her şey yeniden çizilmiş. Daha iyi. Ben ama orijinalinde kalmak istedim. Hmm. Onda bir iki arayüzde de iyileştirme var. Mesela Star Map'te gezegenin, yıldız sisteminin adını yazıp aratabiliyorsun. Onun gibi bir iki şey var. Onun dışında Stardock firması Star Control Origins diye yeni bir oyun yapıyor. Hatta bayağı ilerlemiş. Şu an pre-order'da. Yani bayağı bitmeye yakın videoları var. Ayrıca bu oyunun esas ilk yaratıcıları işte Fred Ford ve Paul Rich'in de yaptığı ayrı bir Ghosts of Precursors. Yanlış hatırlamıyorum. Precursors da o evet. çok eski olan ırk. Onların hayaletleri diye işte ayrı bir oyun projeleri var ama onunla ilgili bir görsel şu an yok. Ve aralarında da bayağı uzamış ve karışmış bir yasal süreç var. Hı-hı. İki tarafta böyle mahkemeye vermiş. İki tarafta anlaşmaya çalışmış. En azından bir oyun geliyor gözüküyor. En azından bir oyun geliyor. Şeyde var şu an. İnternette arattıkları zaman Star Control Origins dedikleri zaman yenisi var. Bunu da şeyden SourceForge'du galiba dosya indirme sitesinde direkt şey var, dosyaları var. Ha, biz full koyarız zaten şey. Açıklamaya. Evet. Peki o zaman. Çok tavsiye ediyorum bu oyunu. Belli zaten çok şey hani çok derinliği olan bir oyun. Yani şu an %5'ini hikayenin de %1'ini konuştuk. Yani. peki çok teşekkür ediyorum. Bayağı hazırlanıp gelmişsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.